sıkı fıkı konuştuğunu gördü ancak öylesine dertliydi ki, buna fazla önem vermedi. Bu iki adamın fısıldamalarını bir jandarma görse, şüphesiz onları enseleyerek götürürdü, ne var ki? Marius böyle ayrıntıları düşünecek durumda değildi. 3. Delikanlı evinin basamaklarına ağır ağır çıktı. Tam odasına gireceği anda arkasında Jondrette'in büyük kızını gördü. Şu sırada onu görmek genç adama çok sıkıcı geldi. 5 frank verdiği ve bu yüzden sevgilisinin peşinden gidemediğini düşündükçe, kıza düşman kesilmişti. Artık ne yapabilirdi? İstese bile kız parayı vermeyeceği gibi öndeki arabayı başka bir arabayla izlemek için çok gecikmişti. Marius odasına girdi. Birden ardından birisinin kapıyı ittiğini gördü. Kim o? Dedi. Ne istiyorsunuz? Gelen, Jondrette'lerin büyük kızıydı. Marius sert bir sesle, yine mi sen? Dedi. Ne istiyorsun? Kız düşünceli duruyor, ona cevap vermiyordu. Henüz içeri girmemiş, eşikte bekliyordu. Sabahki gibi, kendisinden emin görünmüyordu. Koridorun gölgesinde duruyor. Marius onu kapının aralığından görebiliyordu. İyi, iyi artık cevap versenize, diye haykırdı genç adam. Benden ne istersiniz? Kızın sönük gözlerinde bir kıvılcım yanarak ona baktı. Monsieur Marius, dedi. Çok üzgün duruyorsunuz, neyiniz var? Benim mi? Evet, sizin. Bir şeyim yok. Evet. Beni rahat bırak. Marius kapıyı kapatmak istedi. Kız onun elini tuttu. Baksanıza, dedi. Böyle inat etmeyin. Aslında çok iyi bir çocuksunuz. Zengin olmadığınız halde, bu sabah bana 5 frank verdiniz, bol bol karnımı doyurdum. Oysa derdinizi bana söylemek istemiyorsunuz. Ben sizin üzüntülü olduğunuzu görüyorum. Sizin dertlenmenizi istemem. Bunun için ne yapayım? Size bir faydam dokunabilir mi? Benden ne istersiniz? İsteyin. Sırlarınızı sormak bile istemiyorum. Bana hiçbir şey söylemezseniz de size faydalı olmaya çalışırım. Mektup götürmesini, evlere girip çıkmasını, adres bulmasını, birisinin peşinden gitmesini çok iyi bilirim. İsterseniz sizin için gidip konuşayım. Böylelikle her şeyi düzeltiriz. Beni istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Birden Marius'un aklına bir fikir gelmişti. Denize düşen yılana sarılır. Kıza sokuldu. Dinle, dedi. Kız yüzünde bir sevinç ifadesi, onun sözünü yanda kesti. Oho, dedi. Bana sen demeniz, daha da hoşuma gitti. Baksana, dedi Marius. Yaşlı bir beyle kızını buraya sen getirdin değil mi? Evet. Adreslerini biliyor musun? Hayır. Bul bana. Kızın sönük yüzü parlamışken birden karardı. Ya demek istediğiniz bu, dedi. Evet. Onları tanır mısınız? Hayır. Yani siz o matmazeli tanımadığınız halde tanımak istiyorsunuz. Kızın sesinde birden acı titreşimler seziliyordu. Marius'un sabrı tükenmişti. Sordu. Bana yardım edecek misin? Evet mi, hayır mı? Güzel hanımın adresini mi istersiniz? Buna karşılık bana ne vereceksiniz? Ne istersen. Oldu. Adresi öğrenirim. Başını eğdi ve birden sıçrayarak uzaklaştı. Marius başını elinin arasına alarak iskemlenin üzerine yığılmıştı. Birden duyduğu bir ses onu dalgınlığından ayıktı. Jondrette karısına yüksek sesle anlatıyordu. Onu tanıdım. Adamın o herif olduğundan eminim diyorum sana. Jondrette kimden ve neden söz ediyordu? Kimi tanımıştı? Ursula'nın babasını mı? Nereden tanıyordu? Bu Jondrette, onu. Marius böylelikle belki sevgilisi hakkında bilgi edinecekti. Nihayet kimi sevdiğini öğrenecekti. Bu genç kız kimdi? Babası kimdi? Bu esrarı örten perde nihayet yırtılacak mıydı? Genç adam hemen iskemlenin üzerine çıkarak gözünü yine o deliğe dayadı. Jondrette'lerin yaşadıkları odanın içini iyice görüyordu. Ailede fazla bir değişiklik olmamıştı. Ancak, ana ve kızları yünlü eteklikleri ve çorapları giymişlerdi. Yatakların üzerini battaniyelerle örtmüşlerdi. Jondrette baba, dışarıdan henüz dönmüştü, soluk soluğa idi. Kızları oca başında oturmuşlar, büyük kız, kardeşinin eline pansuman yapıyordu. Karısı döşeklerden, birinin üzerine yığılmış gibi oturmuştu. Jondrette çok heyecanlı görünüyordu. Gözleri ışıl ışıl, odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Kocasının önünde ürkek duran kadın, nihayet ona sormak cesaretinde bulundu. Ne diyorsun, emin misin? Elbette, gerçi bütün bunlar olalı bir 8 yıl geçti, ancak onu hemen tanıdım. Sen nasıl, fark etmedin, oysa sana dikkat etmeni öğütlemiştim. Herif hemen hemen yaşlanmamış bile, sesinden tanıdım. Ne var ki kılığı düzelmiş, hepsi bu kadar. Birden sustu ve kızlarına emir verdi. Haydi bakalım marş dışarı. Kızlar hemen yerlerinden fırladılar. Kadın yalvardı. Kızın eli yaralı. Nereye gider bu soğukta? Açık hava ona iyi gelir. Haydi defolun. Bu adam söz dinletmeye alışkın babalardan olduğunu belli etmek istiyordu. Kızlar hemen kapıya koştular.
Birden adam büyük kızı kolundan yakaladı ve ona değişik bir sesten, "Bana bak," dedi. "Saat tam 5'te buraya dönmüş olacaksınız. Sana bir iş yaptıracağım." Marius dikkatini adamın üzerinde topladı. Kansıyla yalnız kalan John Dredd, odanın içinde aşağı yukarı yürümesine başladı. Birden karısına döndü ve kollarını göğsünde kavuşturarak, "Sana bir havadis daha vereyim mi? Güzel hanım, ne olmuş?" diye sordu kadın. Marius artık sevgilisinden söz edildiğini anlamıştı, kulak kabarttı. Fakat herif eğilmiş karısının kulağına böyle şeyler fısıldamıştı, doğrulduğunda yüksek sesle, "Güzel kız o," dedi. "Ne?" diye haykırdı karısı. "Ben ne söylediğimi bilirim," dedi adam. Kadının, "Ne?" diye haykırmasında, tüm anlamlar vardı. Hayret, öfke, kin. Kocasının kulağına mırıldanmış olduğu bu birkaç kelime kadını çileden çıkarmıştı, o. Artık bir kadın, bir ana olmaktan çıkmış, bir canavar kesilmişti. "Olamaz," diye haykırdı. "Benim kızlarım yalın ayak koşar, sırtlarına giyecek bir fistanları bile yokken. Bu karının ipekli manto, kadife şapka ve saten potinler giymesine nasıl dayanırım? Üzerindekileri sokağa atsan, en azından 200 frank eder. Hayır, hayır olamaz, yanlışın var. Hem de baksana, o çirkin, miskin sıskaydı. Oysa bu genç bayan hiç de fena değil. Hayır, bu güzel kız, o olamaz. Budala gibi konuşma sana o, diyorum. Ben aldanmam." Kocasının bu kesin ifadesine John Dredd ana, öfkeden morarmış suratını kaldırdı, tavana korkunç gözlerle baktı. Şu anda Marius onu yırtıcı bir kaplanın bakışı olan bir dişi domuza benzetti. "Ne bu güzel bayan, kızlarıma acıyarak bakan bu yaratık o sersem kız mı? İnan olsun, tekmeleyerek onun karnını deşmek isterdim." Yattığı yerden fırladı, saç baş perişan odanın ortasına, ağzı açık, kolları havada durdu. Yumruklarını sıkmış sanki hayali düşmanına saldırmaya hazırlanmıştı. Herif dişisini aldırış etmeden odada dolaşmasına devam ediyordu. Bu uzun süren suskunluktan sonra yine karısının önünde durdu ve korkunç bir sesle ona, "Baksana," dedi. "Ben altında man buldum sayılır. Bundan böyle işim iş. Ne demek istiyorsun?" diye sordu karısı. Adam başını salladı ve iğrenç bir göz kırpışla karısına yaklaştı. "Bak dinle." Kadın telaşlandı. "Yavaş konuş," dedi. "Yerin kulağı vardır." "Yok canım, komşunun az önce çıktığını gördüm. Hem de o koca sersem ne anlar ki?" Fakat yine de John Dredd sesini alçaltmış. "Marius, birkaç kelime duydu. Bak," diyordu adam. "Şu kalantor herif enselendi sayılır. Ben bizimkileri gördüm, her şeyi hazırlattım. Sersem herif, saat 6'da gelip bana kira parasını getirecek. Ne de enayi, hemen senaryoyu yuttu, saat 6'da komşumuz daima akşam yemeği için çıkar. Burgonana, dışarı bulaşıklarını yıkamaya çıkar.